Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bu kalon show benim evin girişinde duruyor. Evin girişinde biliyorsunuz ki kalon show'm çalındı. Ne olur ne olmaz diye bundan da bir çelik kırdım, suya koydum. Köklenmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Mart'ın sonundayız, 28 Mart. Evet, şöyle 5 gün sonraki durumu öyle yeni yeni gördüğünüz o eklem ya da yaprak kırım olan kısımlarından minik minik kökleri göstermeye başlamış. Kalon show çelikten çok kolay bir şekilde çoğaltılabilir. Hemen kırıp şöyle alttan 5-6 santim kadar olan yapraklarını kırıp suya koymanız ve sabırla beklemeniz yeterli olacaktır. Güneş almayan bir evin cam önüne yakın yere koymalısınız. Evet. 16 Nisan'dayız arkadaşlar. Bugün 16 Nisan'a kadar su içerisinde bekleyen kalon show çeliğimizin artık toprakla buluşma zamanı geldi. Şöyle elimde daha önce saksı olarak kullandığım bir çikolata kutusu var. Küçük bir saksı tercih edeceğim ilk önce. Saksıyı köklere doldurup ki birden yukarıya çelikler çoğaltmaya başlasın diye. Bir süre sonra da o tepedeki çiçeğini kıracağım ki o tepedeki çiçeğin olduğu kısımdan yeni sürgünler çıkartsın diye bir süre üzerinde duracak. İlerleyen dönemlerde şöyle 2-3 hafta sonra kendiliğine biraz solduktan sonra kopartacağım. Saksıyı şöyle tamamen toprakla doldurdum. Toprağım çok iyi değil, o yüzden birazcık perlitini fazla koydum. Paket aldım ama yine aynı yerden aynı isim iyi çıkmadı. İşte bakın şöyle 20-21 günlük bir süreçte kökleri gayet güzel uzamış. Değil ki kök vermek, kökler oldukça uzamış durumda. Kalonşo çok kolay çoğalıyor. Bana soracak olursanız en kolay çoğalan çiçek kalonşodur. Her türlü çoğalıyor yapraktan, çelikten. Yapraktan çoğaltım videosunu da bulabilirsiniz kanalımda arkadaşlar. Eğer ki yapraktan çoğaltmak isterseniz. Hemen şöyle yerini hazırlıyorum. Orta kısmı kendisinin sığabileceği kadar bir yer açtım. Ve hemen içerisine tüm kökleriyle birlikte çeliği en alta inecek kadar indiriyorum. Birazcık havalı bir toprak bu. Toprağı sıkıştırmalısınız eğer toprağınız da benimki gibi ise. Suladığınızda zaten sıkışacak biraz ama eğer suladığınızda inmeyeceğini düşünüyorsanız şöyle hafif hafif biraz yerleştirip yeniden toprak ekleyebilirsiniz. Yani bazen aynı yerden toprak aldığımız halde açıyorum paketi, bir tanesi çok iyi çıkıyor, bir tanesi ise hiç de güzel çıkmıyor. Benim bu toprağım da iyi değil ama yine de kullanmak zorundayım. Çöpe gitmesin dedim. İçerisinde perlit yok, vermiklit yok. Yani bayağı bir eksik bir toprak bu. Birazcık dış mekan çiçeklerini dikmeyi düşünüyorum buna. Yani çok kohlera, açamenez ya da menekşe üretimine çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Hemen İlk can suyunu da veriyorum şöyle bolca, toprak sulansın. Az nemli benim toprağım ama şöyle ilk suyunu da verelim. Bu aşamadan sonra da toprağı kurudukça sulayacağız. Eğer ki balkonumda yer bulursam balkona yerleştireceğim. Şöyle bakıyorum ki ona bir yer açalım. Bir sıkıştırma yapalım saksılarda. Evet, burası ona uygun gibi. Alalım. Evet, yeri de burası olsun. Artık balkonda gözlemleyeceğiz. Balkonda büyüyecek. Yine bakalım, büyük bir saksı olduktan sonra yine bir çelik alıp saksıyı yine ben aşağıya götüreceğimdir tabii ki. Ama inşallah aşağıdaki saksıma da bir şey olmaz. Harika açmış durumda çünkü. Şöyle diğer çiçeklerimle sizlere videoyu sonlandırmaya doğru gidiyorum. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, henüz aramıza katılmamışsanız abone olup aramıza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, çiçekle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.